Açu TV stüdyolarına hoş geldiniz. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Açu TV haber bülteni başlıyor. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin bu hafta Orman Fakültesi Dekanlığı tarafından öğrencilerimizin hizmetine sunulan yeni sessiz çalışma alanının açılışını gerçekleştirdi. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin Orman Fakültesi Dekanlığı tarafından Seyitler Yerleşkesi Orman Fakültesi binasında öğrencilerimizin kullanımına sunulan sessiz çalışma alanını ziyaret etti. Öğrencilerin kitap okuma, ders çalışma ve dinlenmeleri için ferah bir ortam sunan sessiz çalışma alanı atıl mekan ve malzemelerin değerlendirilmesi sonucu oluşturuldu. Ziyarette sessiz çalışma alanının hazırlanmasında katkıda bulunan personele teşekkür belgeleri takdim edildi. Haftanın dikkat çekici gelişmelerinden biri de yurt dışından geliyor. Uluslararası akademik işbirliklerine büyük önem veren üniversitemiz bugün önemli bir adım attı ve Cizzak Devlet Pedagoji Üniversitesi ile işbirliği protokolünü imzaladı. Artvin Çoruh Üniversitesi ve Cizzak Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında dostluğu pekiştirmek ve ortak akademik çalışmalar düzenlemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin ve Cizzak Devlet Pedagoji Üniversitesi öğretim üyesi Şahiste Ahmedova tarafından imzalanan işbirliği protokolünden sonra Özbekistan ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Erhan Giray'ın da yer aldığı görüşme karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. Şimdi de sağlıkla ilgili önemli bir etkinlikten bahsetmek istiyoruz. Üniversitemiz Dünya Diyabet Günü'ne özel önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 14 Kasım 2023 Salı günü Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde tertiplenen panel Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Selma Durmuş Sarıkahya'nın açılış konuşması ile başladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Amine Terzi'nin yönlendiriciliğinde sunulan programda diyabet sıklığında güncel durum ve diyabetin önemi, diyabet tedavisinde teknolojik yenilikler ve tedaviye erişim, diyabet bakımında teknolojik yenilikler ve bakıma erişim temalarında bilgilendirmelere yer verildi. Üniversitemiz Rektör Vekili Profesör Doktor Atakan Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Melahat Özcan, Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, üniversitemiz personeli ve öğrencilerin takip ettiği program konuşmaların ardından soru-cevap bölümü ile tamamlandı. Şimdi üniversitemizde başarıyla gerçekleştirilen önemli bir çalıştaydan sizlere bahsetmek istiyoruz. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılında gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı gerçekleştirildi. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılında gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı 17 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenen açılış programı ile başladı. Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde tertiplenen programın açılış konuşmasını Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Özgür Eminaoğlu gerçekleştirdi. Profesör Doktor Özgür Eminaoğlu ülkemizde ve dünyada tıbbi aromatik bitki ürünleri ve bu sektörün dünya pazarındaki yeri konularında karşılaştırmalı veriler aktardı. Artvin'in tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu bitkilerden elde edilecek ürünlerle önemli bir pazar payının elde edilebileceğini dile getiren Profesör Doktor Eminaoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bölgede ticari öneme sahip, pazarda rekabet şansı yüksek bitkileri belirleyerek, doğadan toplamaya uygun miktarları tespit ederek sürdürülebilir toplama için Artvin özelinde bitki haritalarının oluşturulmasını hedeflemekte olduklarını belirtti. Üniversitemiz Rektör Vekili Profesör Doktor Atakan Öztürk de programda yaptığı konuşmada tıbbi aromatik bitki ve ürünlerine yönelik dünyada ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Vali Vekili Resul Yıldırım da programda yaptığı değerlendirme Artvin'de tıbbi ve aromatik bitkiler sahasındaki çalışmalarda hızlı bir artış gözlendiğine dikkat çekti.
çoğaltma ve yetiştirme teknikleri, biyoçeşitlilik ve koruma, genetik, ıslah ve biyoteknoloji, hasat sonrası işlemler, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve ticareti, tıbbi ve aromatik bitkilerin fonksiyonel gıda olarak kullanımı, analitik çalışmalar, biyolojik aktiviteler. Uçucu yağlar ve etnobotanik konularını mercek altına alan Çalıştay'a üniversitemizin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden katılan alanında uzman birçok akademisyen önemli sunumları ile katkıda bulundu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Meslek Yüksekokulumuz tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında Şavşat başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksekokulu tarafından 16 Kasım 2023 Perşembe günü Cumhuriyet'in 100. yılında Şavşat temalı bir panel düzenlendi. Şavşat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Şavşat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Aşkın Göktürk açılış konuşması ile başlayan panele Profesör Doktor Fatih Demirel, Doçent Doktor Faruk Taşkın ve Doktor Öğretim Üyesi Osman Aytekin konuşmacı olarak katıldı. Oturum başkanlığını Doçent Doktor Aşkın Göktürk'ün yaptığı panelde Şavşat'ın düşman işgalinden kurtuluşu, 1885 Şavşat Sancağı nüfus defterinde bölgenin demografik yapısı ve Şavşat'ın taşınmaz kültür varlıklarından örnekler konularında bilgilendirmeler yapıldı. İlçe protokolünden katılımcılar, üniversitemiz personeli, öğrenciler ve vatandaşların takip ettiği panel sonrasında davetli konuşmacılar için belge ve hediye takdimi yapıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi, Özbekistan'da 7 üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı. Uluslararası akademik camiası ile iletişime ve işbirliğine açık bir anlayış çerçevesinde faaliyetler yürüten ve akademi, eğitim alanlarında işbirliklerine ehemmiyet gösteren Artvin Çoruh Üniversitesi, Özbekistan'da 7 üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı. 13-14 Kasım 2023 tarihlerinde Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Özbekistan-Türkiye Eğitim Forumu'na Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar başkanlığında bir heyette katılan rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, akademi ve eğitim alanlarında kurumlar arası iletişimin pekiştirilmesi hususunda önemli işbirliklerinin başlatıldığına dikkat çekti. Üniversitemizin uluslararası akademi camiasında kurumsal çizgisini yansıtacak böylesi işbirliklerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı ile kurumsal gelişimin sürdürülebilirliği açısından yüksek öneme sahip olduğunu bildirdi. Üniversitemiz gündemdeki önemli gelişmelerden, üniversitemizdeki etkinliklere kadar birçok konuyu ele aldığımız haftanın özeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.